Efendim, bir son dakika evet. haberi geldi. Başıka kampına baskın düzenlemek isteyen teröristlere askerlerimiz karşılık verdi. Detayları alabilir miyiz efendim sizden? Şimdi Başıka kampına bu sızma harekatını yapan ki aldığımız bilgi arkadaşlarımızdan DAEŞ terör örgütüne mensup olduğu söylenen ve bunlardan sanıyorum 18 kadar etkisiz hale getirilmiş ve herhangi bir yaralı kamptaki arkadaşlarımız da söz konusu değil. Böyle bir şey şu anda yok. Bu tabii bir şeyi ortaya koyuyor. Yani Başıka kampıyla ilgili atılan adımın ne kadar isabetli bir karar olduğunu ortaya koyuyor. Ve şu anda da silahlı kuvvetlerimizin oradaki üste bulunması ve o eğitimi veren subaylarımızın bu tür sızma harekatı veya saldırı, bu tür şeyler karşısında da her an her şeye hazırlıklı olduğu da ortada. Zaten daha önce de ifade ettiğim gibi buraya giden güçlerimiz bir yerde bu eğitimi veren özellikle subaylarımıza, görevlilerimize, onlara koruma amacıyla gitmiş olan ekiplerdir. Onlar da gereğini gerektiği zaman da yapıyor, yapacaktır. Kampçılık askerlerine herhangi bir şekilde zarar? Herhangi bir şey yok. Efendim, Irak hükümetiyle bu konuda görüşüldü mü? Yeniden Başıka'ya asker kaydırılması söz konusu? Arkadaşlar, bunu daha önce söyledim ben. Biliyorsunuz daha 2014 sonunda İbadi'nin Türkiye ziyaretinde de bunları görmüştük. Onlar kendi askerlerinin eğitimi talebinde bizden bulundular. Ve bu üst yerini bize gösterenler onlar. Ama daha sonra görüldüğü gibi son Rusya Türkiye arasındaki sıkıntı başlayınca Rusya'nın da biliyorsunuz Rusya, İran, Irak, Suriye dörtlüsü olarak Bağdat'ta bir ofis oluşturmasından sonra bu olumsuz gelişmeler başladı. İlk etapta bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne müracaat eden kimdi? Bunlar ortada. Ettiler, reddedildi. İkinci defa, bu defa Irak kendisi bu işe müracaat etti. Onlara da verilen cevap Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Irak ve Türkiye hükümetleri bunu kendi arasında çözsün. Bu şekilde nihai bir karar verildi. Ve şu anda da biz yapılan tüm işleri uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa bu anlayışla yapıyoruz. Ama şu anda uluslararası hukuku kitabına uydurmak suretiyle işte Suriye'de Rusya'nın yaptıkları. Rusya ne diyor? Bizi diyor Suriye hükümeti çağırdığı için biz oradayız diyor. Şu anda Suriye'deki hükümet meşru bir hükümet değil ki. Efendim Birleşmiş Milletler öyle kabul ediyor. Öyle kabul edebilir. Ama siz her çağrıldığınız yere gitmek zorunda değilsiniz. Yani Gürcistan'a niye girdiniz zamanında? Çağrıldığınız için mi girdiniz? Ne işiniz vardı Gürcistan'da? Ukrayna'ya çağrıldığınız için mi girdiniz? Niçin girdiniz Ukrayna'ya? İnsana sorarlar bunu değil mi? Şimdi aynı durum bakıyorsunuz Suriye'de oluyor. Ve Suriye'de de diyorlar ki biz DAEŞ'e karşı orada bir mücadele veriyoruz. Hayır, Rusya şu anda DAEŞ'e karşı Suriye'de mücadele vermiyor. Tam aksine orada ılımlı muhalefete karşı ve hepsinden öte şu anda oradaki bizim Türkmen soydaşlarımıza yoğun bir şekilde işte Türkmen dağlarında ben dün Bayırbucak Türkmenlerini kabul ettim. Temsilcilerini kabul ettim. Liderlerini kabul ettim. Onlarla görüşmem oldu. Hepsi açıkça bunları anlatıyorlar. Ve yoğun bir şekilde şu anda bizim köylerimizi vuruyorlar diyorlar. Yapılan iş şu anda bu ve maalesef ciddi manada bir dezenformasyonla dünya aldatılmak isteniyor. Ama tabii dünyada bunu pek şu anda kabullenmiyor. Burada bütün mesele koalisyon güçlerinin başta Amerika olmak üzere el ele vermek suretiyle burada adil olmayan zulme dayalı bu saldırıların önünü kesmektir. Öyle zannediyorum ki bizler de şu anda yaptığımız ulusal, uluslararası her türlü görüşmelerle bunun önünü kesme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nitekim bugün de Amerikan
senatosundan gelen bir heyet var, 8 kişilik heyet. Bu heyetle de biraz sonra görüşmem var. Onlarla da bunları açık ve net olarak paylaşacağız. Kesin olarak bir şey sorabilir miyim? Biraz önce Suriye'den bahsettiniz. Bugün gazetelere yansıyan haberler de var. Cerablus hattında IŞİD'in geri çekilerek oradaki köylere, EYD'ye ve Esad rejim güçlerine bıraktığı şeklinde haberler var. Türkiye'nin de kırmızı çizgisi Fırat'ın batı tarafına geçilmesi şeklinde. Tavrınız ne olacak? Türkiye'nin tavrı ne olacak? Alan açı. O konudaki daha önce kararlılığımız neyse bundan sonra da odur. Aynı kararlılıkla adımlarımızı atacağız.